Biraz maalesef moraller bozuk. Evet. Gerçekten hepimizde böyle. Çünkü çok ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor gözlerimizin önünde. Tüm dünyanın gözü önünde. Ben de bununla başlamak istiyorum zaten. Evet. Ee, şimdi... Türkiye'de e, öncelikle sanat camiasından bahsederek konuyu açacağım çünkü şöyle bir şey oldu son günlerde zaten pek çok konuda son zamanlarda ayrılığa düştüğümüz gibi ne yazık ki bu konuda da ne yazık ki diyorum çünkü bu konu aslında pek ayrılığa düşülecek bir konu değil İnsanlar. ama biz bu konuda da bir ayrılığa düştük ve bazı sanatçılar sanat camiası isimler Filistin bunları hak ediyor Arap dünyası bunları hak ediyor işte onlar da zamanında şunu yaptılar bunu yaptılar gibi açıklamalar oldu siz bu açıklamalarla ilgili neler düşünüyorsunuz. Yani uzun bir zamandır zaten dediğin gibi sanat çevresinde böyle şeyler var. Sanki e, böyle bir şey yazdığı zaman e, hani bunu sadece hükümet istemiyor ya da devlet istemiyor. Hani muhalefet böyle bir şeye e, olur veriyor falan gibi düşünüp herhalde öyle düşünüp ya seslerini çıkarmıyorlar ya da seslerini çıkaranlar da çok büyük bir nefretle böyle dediğin gibi cevaplar Hı. veriyor. Ortada yaşanan aslında şey ne sağ, ne sol, ne başka bir millet, ne başka bir din, ne başka bir dil, ne başka bir ırk aslında hiçbir şey ilgilendirmez sadece direkt insanlığı ilgilendiren bir şey. Ben mesela ilk bu Hamas'ın yaptığı saldırıdan sonra da bir tweet atmıştım. Evet hiç hoş bir şey değil. Sivillerin ölmemesi lazım. Eğer yaşanan bir savaşsa... ...asker askerle çarpışması lazım. Hiçbir sivil, e, hiçbir çocuk... ...hiçbir bebek, hiçbir kadın... E, ...veya bu işle alakası olan... ...olmayan hiç kimse ölmemesi lazım. Ama yıllardır da... E, ...Filistin'de... E, ...45 yıldır, 50 yıldır zaten... ...meydana gelen böyle olayları çok yaşıyoruz. Hı hı. Yaşıyoruz, yaşıyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz işte... ...barış şeyleri getirildi, barış görüşmeleri... ...bilmem ne, olay kapanıyor. 10 sene sonra bir daha böyle bir şey yaşıyor. Yani sanat camiasından... İnanın bana anlayamıyorum yani bir orman yangını oluyor herkes bir anda hurra saldırıyor işte devletin itfaiyesi neredeydi işte uçaklar niye çalışmadı niye bu kadar orman yandı öteki taraftan bir bakıyorsun başka bir şey oluyor devleti ilgilendirmeyen bir şey ee, bu sefer kimse bir şey yazmıyor hı hı. yani bir, bir acayip bir durum var ortada hı hı. şehitlerimiz oluyor kimse bir şey yazmıyor ne bileyim işte Atatürk'le ilgili biliyorsun işte evet, en son o en son e, dijital kanalın dijital yaptığı şey. Dijital yayınlamaması. Çok sıkı Atatürk savunucuları mesela hiçbir şey yazmadı. Hı hı. Bilmiyorum yani neye e, dayanarak ya da neyi savunarak. Bazıları şey diyor ben diyor sadece e, bu sosyal medyamda işlerimi paylaşıyorum diyor. Böyle siyaset veya işte dünya ile ilgili. Yok niye veya... seçimde e, Kemal onu destekleyin diye paylaşmıştı bunlar. Bunu yapıyorlar. Evet, Bunu evet. yapınca hak paylaştılar, oluyor. Paylaştılar hiç yalan atmasınlar. Yani hani <laughs> vallahi <laughs> çok açık söylemi ama... paylaştılar. Bak beni ilgilendirmez kimin kimi desteklediğini. Destek açıklaması da yapabilir herkes özgür bir ülke o da beni ilgilendirmez ama onu paylaşan değil mi? Mesela bu platformun Atatürk'le ilgili bir filmi yayınlayamamasını da eleştirebilir isterse Eleştirmiyorlar yani. Eleştirmiyorlar işte. Hı hı. Ve düşünebiliyor musun? Böyle bir konuda yani şu andaki yaşadığımız şey tamamen bir insanlık mı tamamen bir soykırım. Hı hı. Her gün 500 kişi 1000 kişi ölüyor ve ölenlerin %60'ı neredeyse çocuk. Bebek. Yani o çocuk ve bebek. Hı hı. Bir de bebek dediğin gibi. Yani o kundakta evet. o taşınan cenazeleri görünce hani insanın hiç mi vicdanı sızlamaz ya? Gerçi bunu sanatçılardan çık. Dünya zaten şu anda seyrediyor. Tabii. Ee, yani nasıl bir güç, nasıl bir e, inandırıcılık mı diyeyim ya da nasıl bir lobicilik mi diyeyim? İnanılmaz bir şey ya. Ve bütün dünya şu anda oturmuş. Hı hı. Hep birlikte sadece... Ee, biz işte haber kanallarından izliyoruz ya da haberlerde izliyoruz ya da işte sosyal medyada izliyoruz sadece ölülerin defnedilmesini izliyoruz çığlıkları izliyoruz bağıranları izliyoruz o psikolojisi nasıl bozulmuş o çocukları izliyoruz sonra kendi çocuğumuza bakıyoruz evde ya geçen gün ben bir haber kanalını açık bırakmışım evde işte salonda uyuyakalmışım yine İsrail'deki olaylar maalesef ki Burak görmüş daha benim çocuğum 4.5 yaşında yemin ediyorum ben gözümü açtığımda ...bunu şimdi ajit etmek için ya da yalandan uydurduğum bir şey değil. Ben bir kalktım... ...Burak işte babaannesinden, dedesinden falan gördüğü... ...işte namaz şeylerini böyle ezberlemiş... Yani ...namaz kılıyorum zannediyor. Ee, yere yatıp kalkıyor secdeye falan. Evet Çocuk ağlayarak... ...Allah'ım inşallah burada da böyle şeyler olmaz. Hani çocuklar ölmesin. Hani artık o çocuğun bile isyan ettiği... ...dört buçuk yaşında bir çocuğun bile isyan ettiği bir olay. Ama kimse bir şey yapmıyor. Kimse bir şey yazmıyor. Ee, yazanlar da dediğin gibi... ...yani geçen gün... ...Selahattin Taş döyeninin Evet. yani Evet. hani bunu hak ediyorlar hak ediyor. dedi. Ya hiçbir çocuk öldürmeye... Bir bebek mesela bunu nasıl hak etmiş olabilir? Ya hiçbir çocuk hak hak, hak etmedi yani daha çocuk dünyaya sadece gözlerini açmış, sadece nefes alıyor, hiçbir şeyden habersiz bir çocuk. Ee, sadece bir takım o ideolojiler ya da bir takım şeyler e, var diye üzerine bomba atılıp öldürülüyor ve bunu hak ediyorlar diyorlar. Yani bu tamamen ırkçılık başka bir şey değil.